Selam arkadaşlar, ben Gökhan Özdemir, Emlas Ebrahot Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürüyüm. Bundan sonra arkadaşlar sizlere yurt dışı eğitimle alakalı bilinmeyen gerçekleri ya da doğru bilinen yanlışları aktarmaya çalışacağız. Bu kanalı takip etmeye devam ederek yurt dışı ile ilgili, yurt dışında eğitimle ilgili gerekli olan tüm bilgileri edinebilirsiniz. Bugün sizler için Twitter hesapları üzerinden yurt dışı eğitim ile ilgili yaptığınız yorumları inceledik. Ve bu yorumlardan bazılarını arkadaşlar benim için hazırladılar. Ve ben bugün bu yorumları sizler için ekstra yorumlayacağım. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Bir tanesiyle başlıyoruz hemen. Bakalım ne yazmış arkadaşımız. Senin onu çok sevmen ve onun yurt dışında dil okuluna gitmesi yazmış. Geldi yorumda şimdi. Sevene can feda, sevmeyene elveda demişler. O yüzden. Arkadaşlar bu benim de başıma gelmişti. Maalesef bunları yaşıyoruz ama belli noktalara ulaşabilmek için elimizden geleni yaptığımız bu hayatta belli kararları almamız lazım. Sevdiğimiz kişinin yurt dışına gitmesi tabii ki bizim elimizde olan bir şey değil. Ama baktın kız gidiyor. Sen de artık peşinden gideceksin. Onu elin Hans'larına, John'larına bırakmayacaksın, değil mi? Sizler için ikinci yorumu çekiyorum arkadaşlar. Twitter üzerinden yapılan ikinci yorumumuz. Yurt dışında üniversite okuyacak parayı nereden buluyor bu millet ya? Bir de random koymuş arkadaşınız. diye bir ses var burada. Yurt dışında üniversite okumak için arkadaşlar tabii ki de bir bütçe gerekiyor. Bazı noktalarda öğrencilerimiz burs imkanı yakalıyorlar ama bu burslar hiçbir zaman %100 burs olmuyor. %50, %75'e varan burs imkanı veren okullarımız var. Yurt dışında bedava üniversite diye bir hayalimiz tabii ki olursa bile bunu yapabileceğimiz ülkeler çok sınırlı. Almanya'da belli başlı üniversitelerde sadece harç parası vererek üniversite eğitimi alabiliyorsunuz ve buna bedava diyoruz, harç parası verseniz bile. Bu harç parası aşağı yukarı dönemlik 500 euroyu bulabiliyor. Ama genel olarak üniversiteler tabii ki bir bütçe gerektiriyor. Başlangıç için bir bütçeyi göze aldıktan sonra aslında oradaki yaşam biraz daha hayatı kolaylaştırıyor. Çünkü üniversite eğitimi aldığınız zaman genel olarak bütün ülkelerde size verilen bir çalışma izni var. Ve Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da bir öğrenci olarak çalışabildiğiniz zaman bir dahaki senenin parasını çıkarabilecek bir bütçeye bile yakalayabiliyorsunuz. Tamam, bir daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü tweetimizi çekiyoruz şu anda. Yurt dışında okula gidenler nereye gideceğine nasıl karar veriyor ya? Ben üniversite tercihimi bile babaanneme yaptırdım. Haklı, Türkiye'nin en büyük sorunsalı. Arkadaşlar, yurt dışı eğitim danışmanlığı firmalarına güvenmeniz gerektiğini anlamak zorundasınız. Bunu bu kadar kısa açıklamam yeterli bence. Tabii ki gideceğiniz firmayı araştırmanız, neye göre o firmayı seçeceğinize kendiniz karar vereceksiniz. Bu konuda dikkatli olursanız bence iyi bir yurt dışı eğitim danışmanlığı firmasıyla çalıştığınız takdirde bu konuda bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Dördüncü tweetimizi çektik. Düşünsenize, İngilizce öğreneceğim diye Malta'ya gidiyorsun. O kadar çok Türk görüyorsun ki bu durum seni bahtiyar ediyor. Fevkaladenin fevkinde Türkçe konuşmaya başlıyorsun. Keşke bir de benim Türkçem bu kadar iyi olsaymış. Bu tweet burada bir dursun. Bu ayrı bir video konusu çünkü. Şimdi önce ben bu soruyu bir cevaplayayım. Sonrasında bununla ilgili bir video gelecek. Arkadaşım, Türklerden kaçmanın bu kadar kolay olduğunu mu sanıyorsun? Mecbur, bunu yaşayacağız. Tabii işin esprisi bir tarafa, burada arkadaşlar nereye gidersek gidelim, İngiltere'ye de gitsek, Amerika'ya da gitsek, Kanada'ya da gitsek, gideceğimiz dil okulunda mutlaka Türkler olacak, gideceğimiz sınıfta mutlaka 1-2 Türk olacak. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor, gittiğimiz sınıfta 7-8 Türk'ün olmaması lazım. Bu bir şikayet söz konusu olabilir. Ama ve lakin siz mutlaka oraya gittiğinizde yabancı arkadaşlıklar edinip, edindiğiniz yabancı arkadaşlıklar sayesinde İngilizcenizi pratik yapmaya gittiğinizi unutmadan hareket ederseniz bu sorunu yenebileceğinizi düşünüyorum. Evet, 5. tweetimizi alıyoruz. Bugün İngiltere'ye gitsem tahmini ne zaman kraliçeye yürüyebilirim?
Güzel bir tweet. Bence bugün çektiğim en güzel tweet. Bu da en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Benim karşılaştığım. Abi ne kadar sürede İngilizce öğrenebilirim? Bu tabii ki seninle alakalı bir durum. Dünyanın en iyi okuluna da gitsen, dünyanın en ucuz okuluna da gitsen, eğer senin içinde yoksa arkadaşlar o süre uzuyor tabii ki. Yani biz 9 ayda gönderip verim alamadığımız bir öğrenci de görüyoruz maalesef. 3 ayda gidip çok iyi seviyelere gelen öğrencilere de rastlıyoruz. 6. tweetimizi çekiyoruz. Yurt dışında eğitim almak için o kadar çalış, çabala, hayaller kur. Sonrasında bir danışmanlık şirketi seni her şeyden soğutsun. Kime güveneceğiz biz ya? Tekrar acenta seçiminiz çok önemli. Çok ciddi, değerli acentalar var. Yani tabii ki bu biraz referansla çalışıyor. Bir yerden reklam görüyorsunuz, bir telefon ediyorsunuz. Karşınıza çok iyi bir danışman çıkabiliyor. Sadece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu noktada yapmanız gereken en büyük şey bu. Son tweetimiz alıyoruz. Yurt dışında eğitim niye bu kadar ilgi görüyor? Yurt içinde eğitim alamıyor musunuz sanki? Yurt dışındaki alacağınız eğitim size sadece o dili kazandırmayacak. Bu size özgüven kazandıracak, farklı bir bakış açısı kazandıracak, yeni arkadaşlıklar kazandıracak, network kazandıracak, kültür kazandıracak. Farklı kültürden bir sürü insanla tanışacaksın. Farklı kapılar açılacak. Mesela ben 19 yaşında yurt dışına gitmeseydim bugün 12 yıllık, 13 yıllık bu firmanın başında olamayacaktım. Bu işi yapmamın ve şu an burada olmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi benim erken yaşta yurt dışına gidip orada eğitime başlayıp 9 aylık bir eğitim için gidip orada 9 yıl kalmış olmam diye düşünüyorum. Oldu mu? Yani başlayayım mı? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Yurt dışı eğitim hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız takipte kalın.